Anne, ben nişanlanıyorum. Birkaç gün içinde gidiyorum. Ama sen ağlamıyorsun bile. Hatta senin için bir kutu kağıt mendil almıştım. Neden ağlayayım? İyi bir evin, iyi bir ailen olacak. Ve en önemlisi de sevgi dolu bir kocaya sahip olacaksın. Ayrıca kızların düğünlerinde ağlamaları onların mutluluğunu bozar. Bu yüzden ağlamayacağım. Ağlayacaksın. Seninle bahse girerim. Ben evden gidince mutlaka ağlayacaksın. Zamanı gelince görürüz. Söyle bakalım, neden bugün üzgünsün? Her şey yolunda mı? Sana nasıl söyleyebilirim? Ranvir gelene kadar hiçbir şey yolunda olmayacak. Ne olursa olsun, Nişani'nin nişanlanmasına izin vermeyeceğim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çırak'la evlenmeni sadece zengin, büyük ve iyi bir aileye mensup olduğu için istemedim. Tek istediğim isminin yanına Çırak ismi eklendiğinde, yani evlendikten sonra artık hayata karşı bakış açının değişmesi. Evlendikten sonra insanların tek ilgilendiği senin ismin olur. İşani Çırak Mehta. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Ne olursa olsun, sen Harşat Parek'in kızısın. Kötü şeyler Harşat'ı etkiler. Seni üzdüler. Evlendikten sonra kimse seni üzemeyecek. Kimliğinde babanın ismi değil, sadece kocanın ismi olacak. Bayan İşani Çırak Mehta. Bugün çok mutluyum. Evet, bugün çok mutluyum. İyi de Şani, sen neden ağlıyorsun? Bugün gitmiyorsun, merak etme. Ranvir için ağlıyorum anne. Bugün hayatımın en mutlu günü. Ama Ranvir burada değil. Sen bilmiyorsun Şani. Dinle Ranvir. Hayır anne. Ranvir benim için çok şey yaptı. Ranvir'in bugün yanımda olması gerekirdi. Nerede olduğuna dair bir fikrin var mı? Dinle beni. Bugün nişanlanıyorsun. Bu yüzden Ranvir'i değil sadece Çırak'ı düşünmelisin. Sana söylemek istediğim, evlendikten sonra her şeyle birlikte insanlarda bırakacağın izlenim de değişecek. Anne, sen hala... Düğünden sonra herkesin bana olan bakış açısı değişecek. Ama buna karşın Ranvir'in bana olan bakış açısı değişmeyecek. Onun için evin üvey evladı bir kız değil, onun en iyi arkadaşıyım. Aramızdaki bu bağ
hiçbir zaman değişmeyecek. Bana diğer insanların göstermediği sevgi ve saygıyı tek başına Ranvir gösterdi. Çocukluğumdan beri evlilik planlarımı ve diğer her şeyi onunla paylaştım. Düğünde ne yapacağım, nasıl giyineceğim, her şey. Bugün bu hayalim gerçekleşiyor. Ama Ranvir benim yanımda değil. Her şeyimi onunla paylaştım. Ama şimdi ne yazık ki sevincimi paylaşamıyorum. Mutluluğunu neden onunla paylaşmak zorundasın? Mutluluğun onun umrunda mı sanıyorsun? Tanrım, buna gerçekten inanamıyorum. Bunu biliyordum. Çünkü çok güçlü bir çocuk. Buldun mu? Anne, beni bütün dünyanın Çırak'ın karısı olarak tanıyacağını söylüyorsun. Ama diğer taraftan beni olduğum gibi kabul eden birini unutmamı istiyorsun. Birbirimize verdiğimiz sözleri nasıl unutabilirim? Ben evlendikten sonra sizinle en çok ilgilenecek insanı unutmamı istiyorsun benden. Ranvir ben gidince aileler arasında bir köprü olacak. Eğer o köprü yıkılırsa her şey mahvolur. Ailemi seçemedim ama arkadaşımı kendim seçtim. Ve onun bugün yanımda olmasını istiyorum. Hepsi bu. Evet, Bayan İşani'nin odasına gitmeye çalışıyordu. Şimdi onu garaja getirdik. Beni çok iyi dinle. Nişana çok az kaldı. Ve her şey bitene kadar onu Sinekar'daki fabrikada tutun ve sakın kaçmasın. Ve düğün bitene kadar oradan dışarı adım atmayacak. Ne büyük bir hata yaptığını görmeli. Beni anladın mı? Tamam. Bırakın beni. Yürü. Yalvarırım. Hadi. Bırakın beni. Lütfen bırakın dedim. Lütfen dedim. Bırakın. Biliyor musun? Ranvir gibi arkadaşlar ne zaman başın derde girse hemen yanına gelirler. Ranvir gelmek zorunda anne. Mutlaka gelecek. Hadi. Gidip garaja bak. Bugün kesinlikle kaçmamalı. Eğer bir şekilde kaçarsa o zaman Falguni ve İshani'den intikamımı alamam. Hadi hemen git. Tamam hanımım. Dilini mi yuttun? Yüce Tanrım, konuşacak mısın? Haraka, cezam bitmiş, artık konuşabilirim. Anne, sanırım cezam bitmiş, artık konuşabilirim. Bugün kuyumcu bana Bayan Sveta'nın altınlarının hepsinin sahte olduğunu, gerçek altınları ise ipotek ettirdiğini söyledi. Yani anlayacağın altınların hepsi sahteymiş. Demek bütün mücevherleri sahteymiş. Evet anne, sadece altın kaplamaymış. Peki sende Praveer'in numarası var mı? Avukatımız. Neden? Çünkü vasiyetimi değiştirmek istiyorum. Turnayı gözünden vurdum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.